arkadaşlar, korona testi konusunda sizleri bilgilendirdim. Ne diyorum? Şurada şurada hata yaparsınız diyorum. Yine aynı hataları yapıyorlar. Beni uçağa almadılar. Veyahut başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Finlandiya'dan veya Avrupa'nın herhangi bir ülkesinden Türkiye'ye gideceğiniz zaman korona testi gerekiyor. Türk Hava Yolları Finlandiya'dan gidenlere telefona gelen mesajları da kabul ediyor ama çıktısını alacaksınız. Ama bu mesajda "Hey Mehmet, Ahmet, korona testi negatif. Ne tarih var, ne soyad var, ne kimlik numarası var, ne hiçbir şey var. Ben bundan uçağa bineceğim" diyor. Ondan uçağa binemezsiniz. Defalarca uyardım. Nerede hata yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Ama aynı hatalar yine arka arkaya yine yapılıyor. Arkadaşlar, isim, soyad, mümkünse kimlik numarası, saat kaçta numune verdiniz test için ve tarih önemli. Diyelim pazar günü saat 9.30'da gittiniz ki arkadaşım birisi göndermiş. Çarşamba günü saat 12.30'da uçağa binerken bu test geçersiz. Çünkü 72 saati aşıyor numune verdiğiniz tarihten itibaren. Ondan binemezsiniz. Yani böyle birkaç tane son zamanlarda yine bana gönderiyorlar. Bundan binebilir miyim? Binemezsin, saatin geçersiz. Ondan sonra "Yok, beni işte uçağa almadılar." Ya senin uçağı niye almıyorlar? Senin testin yetersiz bilgileri. Bu bilgiler olduktan sonra ister paralı ister parasız testin olsun, nasıl olursa olsun seni uçağa alırlar. Arkadaşlar, aynı şeyleri tekrar tekrar ediyorum ve tekrar tekrar aynı hatalar geliyor. Türkiye'den gelirken Finnair korona testi istiyor. Türk Hava Yolları istemiyor. Fin vatandaşlarından ve Finlandiya'da oturum izni olanlardan Türk Hava Yolları korona testi istemiyor. Giderken herkesten isteniyor. Bütün hava yolları istiyor. Türkiye'den gelirken Türk Hava Yolları ve Belarus istemiyor. Belarus Hava Yolları'ndan Finlandiya'ya gelirseniz onlar da, ama Lufthansa'dan aktarmalı veya işte Katar Hava Yolları'ymış, KLM'ymiş, bunların hepsi Türkiye'den çıkışlarda korona testi istiyorlar. Finlandiya getirdikleri her yolcuya korona testi olmuş olarak getiriyorlar her yolcuyu. Bu Finnair de aynı şeyi yapıyor Antalya'dan uçuşlardan, Alanya'dan. Çünkü Finnair Fin devletinin şirketi. Fin devletinin şirketi olmasına rağmen Finlandiya anayasasında Fin vatandaşının ülkeye girişini çıkışını engelleyemezsiniz diye şart kanun olmasına rağmen Finnair "Ben" diyor "getirmiyorum" diyor. Ne yapıyor? Kendi anayasasına aykırı hareket ediyor ama Fin devleti de bunu uçak şirketlerine bıraktığı için bunlar kendilerine göre burada ne yapıyorlar? Kanunları çiğneme izni verilmiş, onları da çiğniyorlar. Ama Türk Hava Yolları'na gereken gereksiz. Giderken de Türk Hava Yolları'ndan istiyor. Türk vatandaşlarına aynı şey yok. Yani Türk vatandaşının veya Türkiye'de oturan bir kişinin Türkiye'ye korona testsiz girmesi mümkün değil. Kosovalı'ya, Kosova'ya giderken Finlandiya'dan bir Kosovalı Türkiye üzerinden aktarma olarak ülkesine korona testsiz gidiyor. Ama bir Türk vatandaşı veya Türkiye'de yaşayan bir kişi Türkiye'ye gidemiyor. Tabii bu Türkiye'nin bir değişik uygulaması. Ha, uygulama doğru mu? Doğru. Korona testsiz bir kişiyi uçağa almayacaksın ama onu almazken Kosova'ya gideni de alma, Irak'a gideni de alma, başka ülkeye gideni de alma. Yani Türkiye getirdiğin her yolcudan bunu iste. Finlandiya getirdiğin her yolcudan da yine korona testi iste. Ama Türk Havaları bunu yapmıyor. Biz de onun duyurusunu yapıyoruz yani. Gerekmiyor diye. Evet arkadaşlar, korona son zamanlarda mutasyona uğradı. Çok büyük artış var. Nisan ayında Finlandiya'nın hiç uygulamadığı sokağa çıkma yasağı da gelirse hiç şaşırmayın. Üçüncü dalga Nisan ayında. Evet, restorancı ve diğer arkadaşlara bu bilgi önemli. Korona sokağa çıkma yasağı olabilir. Ama o sokağa çıkma yasağında yine dışarı servis, yani evlere servis mümkün ama diğer şeyler mümkün değil. Yani diğer iç satış batış, onlar duracaklardır. Üçüncü dalgayı bekliyorlar. Mutasyona uğramış, aşılama çok yavaş gidiyor. Dünyada da aynı. İngiltere biliyorsunuz 1500-1600 günde her gün ölü var. Çok yüksek rakamlar var Avrupa'da. Almanya öyle. Çoğu ülke dıştan gelen dışa giriş çıkışları da sınırlamış durumda. Ve Avrupa'da gösteriler bu konularda var. Hollanda'da biliyorsunuz millet sokakta, iç savaş gibi. Aynı şey Danimarka'da da başlayacak gibi. Başbakanın kuklasını asmışlar, yakmışlar. Ve oralarda da eylem görüntüleri başladı. Almanya'da da aynı şekilde. Niye bu? Refah içinde yaşayan insanlar sokağa çıkma yasağı, işte Hollanda'da saat 21 ile 4.30 arası gece insanları eylemelerinden engelliyor. Eylemelerini bunlar da ne yapıyorlar? Sokaklara düşmüşler. Yaşlıları
düşünen yok. Çünkü bundan en fazla yaşlılar etkileniyor. Aşılamada yavaş gittiği için ülkeler sıkı tedbirler alıyor. Bundan sonra daha sıkı tedbirler gelecektir. Daha büyük kıyametler kopacak. Bunun için arkadaşlar ben sizi bilgilendiriyorum her zaman. Korona konusunda da uzman sayılırım. Biliyorsunuz benim tablolarımda rakamlar gözüküyor genelde. Açıklamasalar da devletler. Türkiye'de de inşallah daha iyi önlemler alınır. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı etkili oldu. Bence daha sıkı önlemlere devam edilmesi lazım. Okulları mokulları açmamak gerekiyor. Üçüncü dalga yolda. Turizm mürizmi bu sene unutalım. Çünkü hiçbir ülke artık turizmden kolay kolay bu yazda gelir beklemesin. Biliyorsunuz bütün ülkelerde şu anda çok büyük, özellikle bu mutasyona uğramış virüs nedeniyle zorluklar var. Evet arkadaşlar, Helsinki'den hepinize yine selamlar. Kalın sağlıcakla.